Eserin adı Yalnızlık Dolambacı. Eserin yazarı Octavio Paz. Kafese konulmuş yırtıcı yaban kedisi gibi tehlikeli, kızgın ve oyunbaz olan çingar eylemi, dünyamızı tropikler ormanına çeviren deyimleri anlatmada kullanılır. Ticarette kaplanlar, okul ve orduda kartallar, dostluk çevremizde aslanlar vardır. Rüşvet bir lokma ya da yemdir. Bürokratlar kemik yani devlet kadrolarını kemirirler. Kimsenin kimseye açılmadığı ve boyun eğmediği, şiddet ve kuşkunun tüm ilişkilere egemen olduğu çingon yani bıçkınlar dünyasında düşüncelerin ve başarının değeri ne olabilir ki? Değerli olan kişisel yönden güçlü olmak, gücünü ve erkekliğini ötekileri zorla kabul ettirmektir. Sözcüğün daha sınırlı ve özel bir anlamı da vardır. Vete ala chingada diyerek kızdığımız kişiyi uzakça bir yere göndeririz. Dipnot Vete ala chingada. Türkçedeki cehennemin dibine kadar yolum var. Deyiminden biraz daha ağır ve sert. Uzakta belirsiz bir ülke. Yıkık dökük şeylerin ülkesi. Büyük, boş, renksiz, yeri yurdu bilinmeyen ülke. Bu ülke bize Çin'i anımsatır. Yalnızca Çin'le Çingar geceleri arasındaki ses benzerliğinden değil de Çin ülkesi büyük ve uzak olduğu için çok kullanıldığı, karşıt ve çatışmalı anlamlarla yüklü olduğu, kızgın dil ve dişler arasındaki sürtüşmeden ezildiği için Çingada sözcüğü boşalmakta, anlamsal içeriğini yitirmekte ve piyasadan çekilmektedir. Bir şey söylemeyen içi boş bir sözcük olmuştur bugün artık. Hiçliğin ta kendisi. Çingan ormanındaki bu uzun yolculuktan sonra soruyu yanıtlayabiliriz. Çingada nedir? Çingada zorla açılmış, saldırıya uğramış, ihval edilmiş anadır. Öyleyse Hio de la Chingada, kaba gücün, kaçırma ve kandırmanın çocuğudur. Bu deyimi İspanyolca'daki Hio de puta, orospu çocuğu ile karşılaştırırsak, aradaki ayrımı kolayca görebiliriz. İspanyol için onursuzluk, kendini gönüllü olarak teslim eden kadının yani orospunun çocuğu olmaktır. Meksikalıya göre ise saldırının ürünü olmak en büyük onursuzluktur. İspanyollar onur ya da onursuzluk anlayışı Manuel Carrara'ya göre tarihsel dinsel bir ilk günah inancını yansıtır. Oysa biz Meksikalılarda onur, ahlak değerlerini ve destansı öyküleri aşan derin ve soylu bir şeydir. Gerçekte kendi istemiyle kendini veren bir erkek tarafından zorlanarak açılan her kadın Çingada'dır. Öyleyse biz hepimiz, bütün insanlar bir kadından doğma olduğumuz gerçeği karşısında Hijos de la Chingada yani Havva ananın çocuklarıyız. Meksikalının bu konudaki özelliği yaptığı ayrımdan ileri gelir. Öyle sanıyorum ki anayı şiddetle aşağı görürken babayı aynı şiddetle yüceltmek Meksikalı'ya özgü ve başka bir örneği var olmayan bir tutumdur. Bir kadının dostum bu ayrımı görmeme yardım etti. Kadınlarımız bu ayrımdaki tuhaflığın daha çok bilincindeler doğal olarak. Kapalının ve saldırganlığın simgesi olan babaya karşı duyulan bu hayranlık, üstünlüğümüzü göstermek istediğimiz zaman kullandığımız "Ben senin babanım" deyiminde kendini belli eder. Dipnot, Türkçe'de kendi oğlumuz olmayanları oğlum diye çağrışımızdaki küçültücü üstünlük anlatımı gibi. Öyleyse ulusal kaygı ve tedirginliğimizin sırrını kaynaklarda aramak gerekiyor. Bu gerçeğin anlamı araştırılmaya değer doğrusu. Yalnızız. Kaygılarımızın kaynağı olan yalnızlığımız. Anamızın koruyuculuğundan yoksun bırakıldığımız ve şu yabancı ve düşman dünyaya düştüğümüz günden başlar. Evet düştük. Bu düşüş ya da onun bilgisi ve bilinci bize suçluluk duygusu veriyor. Neyin suçluluğu? Adı konmamış bir suç. Doğmuş olmak. Bu tür duygular bütün insanlarda ortaktır. Sadece Meksika'ya özgü değildir. Öyleyse daha önce ve çok kez yapılmış olan bir tanımı yenilemek gerekmez. Ancak insanoğlunun evrensel varlık koşullarını aydınlatan duygulara ve ögelere bakmamız gerekebilir. Hemen bütün uygarlıklarda, dinlerde, dişi tanrıçaları ve tahtından indiren Tanrı Baba aynı zamanda itici ve çekici olan güçlü bir kişilik kazanır. Bir yandan Baba, Yehova,
yaratıcı tanrı ya da Zeus, evrenin yöneticisi isterse tanrıların kralı olsun. Hayatın kaynağı olan üretici gücü kendi varlığında toplamaktadır. O ilkelerin ilkidir. Her şeyi veren ve her şeyin döneceği birlik ilkesi. Öte yandan yıldırımın ve gökten inen kırbacın da efendisi olur. Koşula boyun eğmeyen mutlak hükümdar. Hayatı yutan ama gene de doymayan dev. Kızgın Yehova. Öfke tanrısı Satürn yani Zühal. Ya da Zeus. Kadın, ırz, iffet, düşmanlığı gibi özellikler. Meksikalı'nın erkek gücü anlayışıyla özdeşleşir. Macho yani erkek. Gran Chingon'dur. Koca bıçkındır. Erkeğin saldırganlığı, duygusuzluğu ve vurulmazlığı tek bir iktidar sözcüğünde özetlenebilir. İktidar, düzen tanımayan bir güçtür. Yüreği ve yörüngesi olmayan, paşa gönlü nasıl çekerse öyle davranan güç. Ne yapacağı önceden bilinmezlik, maçonun kişiliğine yeni bir boyut ekler. O bir şakacı ve mizahçıdır. Bireysel ve kocaman fıkraları hep anlamsızlıkla biter. Arkadaşının baş ağrısını, silahını boşaltarak geçiren erkeğin öyküsünü herkes bilir. Doğru olsun olmasın, anlamsızlık mantığının yaşam sorunlarına nasıl uygulanabileceği bu öyküde gösterilmektedir. Maço, şaşkınlık, korku ve yıkıma yol açan ama önceden kestirilemeyen eylemlerde Chingadera'da bulunur. Erkek dünyayı açarken onu keserek yırtar ve bu şiddet eylemi büyük ama sinsi bir kahkahaya yol açar. Ve bu kendi içinde adaletli bir davranıştır. Çünkü her şey toza dumana, hiçliğe indirgenerek dünyanın çıkan cibisi böylece yeniden yerine çakılmış olur. Maço'nun mizah tutkusu aslında bir öç alma göstergesidir. Ruh bilimcilere sorsak derler ki, haksızlığa karşı baş kaldırma. Maço'nun özelliği kişiliğinin temelidir. Silah kullanma ya da silahın kötüye kullanılması gibi homoseksüel bazı eğilimlerin algılanması daha güç değildir. Tabanca bilindiği gibi hayat yerine ölüm kusan, yalnız erkek örgütlerine bağlılığı anlatan bir erkeklik, fallik simgesidir. Bu eğilimlerin kaynağı ne olursa olsun Maço'nun asıl özelliği iktidar, yaralamak, aşağılamak ve ortadan kaldırmak gücüyle kendini kanıtlar. Bu yüzden onun kendi öz çocuklarını bile umursamaz davranması kadar doğal bir şey olamaz. Onun babası ülkenin kurucusu değildir. Patria potestosu uygulayan hükümdar da değil. O halkın egemeni, kralı bir oymak beyi de değildir. Dış dünya ile uzlaşmamış, ilişki bile kurmamış, kendi iktidarı içinde yalıtlanmış bir güç. Erkek, kendini ve dokunduğu her şeyi yıkan bir yalnızlık ve iletişimsizliktir. O bizim dünyamızın insanı değildir. Bizim hemşerimiz olmadığı gibi mahallemizde de oturmuyor. Uzaklardan, ta uzaklardan gelmiş. O bir yabancıdır. Maço ile İspanyol Fatih arasındaki benzerliği, yani özdeşliği görmemek, görüp de yatsımak olanaksızdır. Gerçek olmaktan çok mitolojik olmakla birlikte Meksika halkının iktidardaki insanla ilgili imgesinin modeli, yani özeti budur. Siyasal liderler, derebeyleri, toprak ağaları, politikacılar, generaller, endüstri önderleri, bunların hepsi birer maço erkek ve çingondur, yani bıçkındır. Maço'nun bir destanı ya da kutsal karşılığı yoktur. Hidalgo, ki Cumhuriyet'in saçma sapan tören dilinde ondan, baba vatanın babası diye söz edilir, kendini savunmaktan yoksun, yaşlıdır. Çevresinde saygı ya da kıskançlık uyandıracak kadar güçlü bir baba olmaktan çok, güç karşısındaki güçsüzlüğümüzün, umarsızlığımızın simgesidir o. Meksikalıların sürüyle aziz patronu arasında erkek tanrılara benzeyen tek bir aziz yoktur. Son olarak Meksika'da testis kavramındaki tanrı baba özel bir saygınlık simgesi olmamıştır. Çok çok soluk bir imgedir. Oysa tanrı oğlu İsa'ya büyük bağlılık vardır. Daha genç bir tanrı olarak, tek kurtarıcı olarak. Köy kiliselerinde İsa'nın pek çok simgesi bulunur. Çarmıha gerilmiş ya da çivi ve yaralarla bereli durumda. Bu heykelciklerde İspanyol gerçekçiliği yerlilerin trajik simgeciliğiyle iyice karışmıştır. Bir açıdan bu yaralar yeniden dirilmenin bedeli ya da çiçekleridir. Öte yandan yaşamın üzgün yüzlü bir ölüm maskesi olduğunu savunan inançların yinelemesidir. Oğul Tanrı'ya gösterilen inancın ve güvencin sıcaklığı İspanyol öncesi dinlerde açıklanabilir gibi görünür ilk bakışta. İspanyollar Meksika'ya ilk vardıklarında hemen bütün erkek tanrılarımız birer oğul tanrıydı. Yeni biten Mısırların tanrısı olan Chipe ve Güney'in savaşçısı olarak bilinen Huitzilopochtli gibi. Hepsi öyleydi. Yağmur tanrı Tlaloc dışında. Tlaloc aynı anda hem çocuk
hem de yaşlı olabilen daha eski bir tanrıydı. Tanrı Huitzilopochtli'ye ilişkin doğum öyküsünün birçok yönden İsa'ya benzediğini anımsatmak belki de yararlı olabilir. O da İsa gibi beden cinsiyet ilişkisi olmadan ana rahmine düşmüştü. Tanrı'nın aracısı yine bir kuştu. Yer tanrıçası Coatlicke'in kucağına tüy bırakan bir kuş. Bebek Huitzilopochtli'de Herod adlı mitolojik bir simgenin öfkesinden kaçmak durumunda kalmıştı. Ne var ki bu tür benzetmelere dayanarak İsa'ya olan bağlılığımızı açıklamak ne kadar yanlışsa İsa'ya olan bağlılığımızı Oğul Tanrı inancının günümüze dek yaşamasıyla açıklamak da o denli yanlış olur. Meksikalı onuru kırılmış, yarası kanayan İsa'ya tapar. Askerlerin dövdüğü ve yargıçların ceza verdiği İsa'yı kutsar. Çünkü onda kendi kişiliğinin imgesini görür. Bu imge Cuauhtemoc'u anımsatıyor. Cortez'in tahtından indirdiği, önce işkence ettiği, sonra öldürdüğü genç Aztek imparatoru Cuauhtemoc. Cuauhtemoc düşen kartal demektir. Bu hükümdar Meksiko Tenochtitlan kuşatmasının başlarında tanrıları, müttefikleri ve geleneksel yöneticileri Meksika'yı kendi yazgısına bırakıp kaçtığı dönemde iktidara gelmişti. Onun bir kadınla ilişkisi de masallardaki genç kahraman kişiliğine uygundur. Bu genç hükümdar, öyküdeki tanrıçanın hem oğlu hem de sevgilisi durumundaki kahraman López Velarde'ın yazdığına göre neredeyse İmparator İçe'nin yuvarlak göğüslerinden ayrılıp Cortés'le buluşmaya, savaşa yani kurban edilmeye giden Cuauhtémoc buydu. O aynı zamanda savaşçı ve çocuktur. Öykü onun ölümüyle bitmez. Kahraman şehit yeniden dirileceği günü beklemektedir. Hazreti İsa gibi. Meksikalıların çoğu İmparator Cuauhtémoc'u ülkenin genç dedesi olarak görürler. Onun mezarı halkımızın beşiği olmuştur. Bu mitolojinin diyalektiğidir ve Cuauhtémoc tarihsel bir kişi olmaktan çok bir söylencedir. İşte tam bu arada tarihimizi gerçekten şiirleştiren bir durumla karşılaşıyoruz. Cuauhtémoc'un mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Bu sırrı bulmak Meksika'nın tutkusu olmuştur. Mezarı bulsak kaynağa dönmüş, atalarımızla yeniden buluşup birleşmiş, yalnızlığımızdan kurtulmuş olacağız ama olmuyor işte, bulamıyoruz. Hristiyan dinindeki tanrılar üçlüsünün üçüncü kişisi olan Ana'yı sorduğumuzda iki ayrı yanıt alıyoruz. Herkes bilir ki Meksika Katolikliğinin dayanağı Guadalupe Bakiresi'dir. Guadalupe yerli bir kızı olan kızdır her şeyden önce. İkincisi Guadalupe'un Juan Diego'ya ilk göründüğü yöre tepelik bir yerdi. Ve de Azteklerin verimlilik tanrıçası olan anamız Tonantzin'e adanmış olan tapınağın kalıntıları aynı tepenin altında bulunuyordu. Fetih olayı biliyoruz ki iki erkek tanrıya duyulan inancın doruğunda bulunduğu bir sırada yer aldı. Bunlardan birincisi Tanrı Quetzalcoatl yani kendini adayan. İkincisi Huitzilopochtli yani genç savaşçı tanrı idi. Erkek tanrıların İspanyol ilerlemesi karşısında yenilgisi ki atalarımızın dünyasında bu tür yenilgiler bir inanç çağının sona erip ötekinin ortaya çıkış anlamında yorumlanır. İnananların eski kadın tanrılara dönmesine, onları arayıp çevrelerinde toplanmasına yol açmıştır. Ana karnına dönüş, ruh bilimcilerin çok iyi bildiği bir olgu olduğu kadar, bakire inancının hızla yaygınlık ve saygınlık kazanmasının nedenlerini açıklayabilir. Atalarımızın tanrıçaları, gökteki kozmik dönencelere, bitkisel süreçlere ve tarımcı törenleriyle ilişkili olduklarına inanılan doğurganlık ve verimlilik tanrıçalarıydı. Katolik bakire Meryem de bir anadır. Bazı yerliler ona hala Guadalupe Tonantzin derler. Fakat bu tanrının asıl görevi verim, üretim değil. Bahtsız olanı korumak. Kendisine sığınmak isteyene de kucak açmaktır. Durum değişti. Yakaranlar bol ürünün istemek yerine tanrıdan yumuşak bir ana kucağı bekliyorlardı. Meksikalının bakiresi, yoksulun avunması, güçsüzün kalkanı, ezilmişin yardımcısı oldu. O, kısaca o yetim öksüzlerin anasıdır. Doğan herkes er geç anasından ayrılmak zorunda kaldığı için öksüzdür. Fakat yetimlik duygusu Meksika yerlileriyle yoksulları açısından özellikle doğru ve geçerlidir. Bakire Tanrı inancı yalnızca insanlığın genel eğilimini değil hem madde hem de ruhlar dünyasındaki tarihsel durumunu gösteriyor. Evrensel ana bakire de yoksun kalan öksüzler bilinmez ve yenilmez güç yabancı arasında bir aracı, habercidir.
Bakire ana Guadalupe'a karşılık Chingada saldırıya uğramış, ırzına geçirmiş anadır. Bakire Guadalupe ve Chingada temiz tanrıçalardır. Ama Terasu ve Afrodit'in köstünlüğü, Artemis ve Astarte'nin acımasızlığı, Sirke'nin büyücülüğü ve Kali'nin kan emme tutkusu gibi büyük ve ünlü tanrıçalarda görülen kötü huylar onlarda görünmez. Guadalupe açıklığın, içtenliğin ve anlayışlılığın ta kendisidir. Acıyı paylaşır, susturur, gözyaşını dindirir ve tutkuları yatıştırır. Chingada da daha edilgendir. Ancak onun edilgenliği küçük düşürücü, aşağılatıcı düzeydedir. O şiddete saldırıya karşı koymayan bir kemik, kan ve et yığınıdır. Onun hastalığı, kötülüğü, daha önce de değindiğim gibi cinsiyetinden ileri gelir. Dış dünyaya açık olan edilgenlik kişiliğini yitirmesine yol açar. O bir Chingada olur. Adını da yitirir. Hiç kimse olur. Hiçliğe gömülür. O hiçliktir. Ama bütün bu süreç boyunca kişilik durumunun aşağılayıcı ruhu ve anlamı simgesi olarak kalır. Eğer Çingada saldırıya uğramış ana ise onu tarihsel bakımdan Fetih'le ve Fatihlerin giriştiği ve yerli kadınların tenlerinde yaşadığı o saldırıyla ilişkili görmek yanlış olmaz. İşte bu saldırının tarihsel simgesi Cortez'in metresi olan Dona Malinche'dir. Dona Malinche'nin kendi isteğiyle ya da rızasıyla kendisini Cortez'e verdiği doğrudur. Ne ki, hizmeti bitince Cortez onu unutup gitmiştir. Dona Marina böylece İspanyollara hayran kalan, saldırıya uğrayan ya da ihbar edilen yerli kadındır. Dipnot Dona Marina, İspanyolların La Malinche'ye verdiği isimdir. Nasıl erkek çocuk babasının ardından gidip oğlunu ortada bırakan anayı bağışlamazsa, Meksika halkı da La Malinche tarafından ortada bırakılmasını hiçbir zaman unutmamıştır. Kapalı, edilgin ve aldırmaz halkımız açısından La Malinche ile Chingada özdeştir. Böylece João Temok ile Dona Marina birbirini bütünleyen iki zıt kişi olurlar. Öyleyse sanatın en yüce doğrultudaki tek yiğit olarak gördüğümüz genç imparatora yani João Temok'a beslenen saygılı günlerde La Malinche'ye savrulan küfürlerin anlaşılmaz bir yanı kalmaz. Öyle ki son zamanlarda yabancıların etkisiyle soysuzlaşanlara gazetelerce takılan Malinchista gibi aşağılayıcı sıfatın neden dolayı bu kadar çabuk yaygınlaştığı da kolayca açıklanabilir. Malinchistalar Meksika'yı dışa açmak isteyenlerdir. Yani Chingada'nın ta kendisi olan La Malinche'nin oğulları. Açıkla kapalı arasındaki karşıtlığı burada yeniden görüyoruz. Viva Mexico! Hios de la Chingada diye haykırdığımız zaman dünyaya ve tarihe kapalı olarak yaşamak dileğimizi anlatmış oluyoruz. Bu çığlıkla kökümüzü suçlamış, melezliğimizi yadsımış oluyoruz. Meksikalının duygusunda, düşününde ve dünyasında yaşayan Cortez ile La Malinche yalnızca tarihsel kişiler olmaktan öte bir anlam taşırlar. Onlar bizim bugüne değin çözümleyemediğimiz içimizdeki gizli çatışmanın simgeleridir. La Malinche'ye ressam Jose Clemente Orozco'nun Ulusal Hazırlık Okulu duvarında Meksikalı Havva olarak çizdiği Chingada'ya küfür basınca Meksikalı tarihle ilişkisini koparır, köklerini yatsır, dünyadan uzaklaşıp kendi yalnızlığını yaşamaya başlar. Bugünkü Meksikalı, İspanyol olanı yerli olandan ayırması güç gibi görünen bütün gelenekleri, davranışları, tutumları ve eğilimleri tümüyle aşağı görür. Bu yüzden bizim Cortez'den geldiğimizi önerenlerin yaptığı, kendileri bile saf beyaz olmayan bazı aşırı kişilerin savunduğu baba soyculuktur. Gerçek yerliler hiç aldırmamakla birlikte Bağnaz Criollo ve Mestizoların desteklediği yerel propagandanın içinde aynı şey söylenebilir. Meksikalı, yerli ya da İspanyol, onların soyundan gelen biri olmak istemez. Aslında onları tümüyle yadsır. Kendisinin melez olduğunu da kabul etmez. Olsa olsa o bir soyutlamadır, insandır, hiçliğin oğludur. Kendi kendisinin başlangıcıdır. Bu tutum zaman zaman geçmişin izlerini silmeye çalışan bir istemin çizdiği tarih yörüngemizde olduğu kadar günlük yaşamımızda da kendini belli eder. Bizimki kadar canlı, güçlü gelenekleri, soyu sopu ve destanlarıyla engin bir tarihe sahip olan bir ülkenin kendi varlığını kök ve kaynaklarının karşıtı olarak kavramlaştırması doğrusu şaşırtıcıdır.
Haykırışımız bizi olduğumuz gibi çırılçıplak koyar ortaya ve saklamaya çalıştığımız yarayı açığa vurur. Ama anadan ayrılmamızın, anayı yadsımamızın nedenlerini açıklamaz. Böyle bir ayrılığın gerçek olduğunu kabul ettiğimiz zamanlarda bile daha gerçekçi ve ayrıntılı araştırmalara girişmek yerine burada bir açıklama öneriyorum. Geçen yüzyılın yarısındaki yenileşme girişimi. Meksika'nın geçmişinden ve geleneğinden kopma girişimi olmuştur. Bu Meksika'yı kendinden koparmıştır. Eğer bağımsızlık eylemi bizi İspanya'dan koparmışsa, yenileşme girişimi bir tarih denemesi olarak kendini sürdürme olanağından yoksun bırakmıştır bizi. Juárez ve arkadaşları ülkücü yeni İspanya ya da Cortés öncesi yerli kültürlerden ayrı olan bir devlet kurdular. Bu devlet evrensel ama soyut bir insan kavramı attı ortaya. Meksika Cumhuriyeti toplumu, Kriollo, yerli ve mestizolardan değil. Yalnızca insanlardan oluşur. Yalnızca insanlardan. Yenilik anadan koparmıştır bizi. Gerçekten özerk olan ya da olmaya çalışan her varlık ailesiyle ve geçmişiyle olan bağlarını kopardığı için bu kopma da gerekli ve kaçınılmazdı. Ama yara yeri hala tazedir ve kanıyor. Bu yüzden siyasal atılımlarımızda ve kişisel çatışmalarımızda hala bir öksüzlük duygusu içinde olduğumuz sezilir. Koca Meksika yalnızdır, bütün oğulları gibi. Öyleyse Meksika ile Meksikalı'nın ortak öyküsü bir kopma ve yatsıma olarak özetlenebilir. Aynı zamanda sürülmüşlük ve garibanlık duygusundan kurtulmayı çabalayan bir arayış. Tarihsel ve kişisel yalnızlığın bilincinde olmak demektir. Meksikalılık. Duygu ve çatışmalarımızın kaynağı konusunda bize hiçbir ipucu vermeyen, tarih hiç olmazsa kopmanın nasıl başladığını ve bu yalnızlıktan nasıl kurtulmaya çabaladığımızı göstermekte bize yardımcı olabilir mi? Eserin adı Yalnızlık Dolambacı. Eserin yazarı Octavio Paz.